Günaydın arkadaşlar. Sağ olun. Tokatımıza, Tokatlı hemşehrilerimize, memleketimize, Türk milletine vali olarak hizmet etme imkanını bize lütfettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Bu şerefli görevi bana inanarak, güvenerek, yapabileceğime inanarak, kanaat getirerek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da şükranlarımı arz ediyorum. Kameranın sağ ol. Ayrıca biz buralara kadar geldik ama bunda da görev yaptığımız dönem içerisinde milletimizin hayır dualarının olduğuna inanıyorum ben. Sonuçta 20 yıldır ben mülki idare amiri olarak hizmet ediyorum. Amirinden memuruna, basın mensuplarından çiftçisine, sanayicisinden işçisine, evinde oturan sıradan insanından hepsi bana destek verdi. Hayır dualarıyla destekledi. Sonuçta bunlar emanet görevler ama Allah'ın lütfu memleketimize milletimize hizmet etme makamları milletimizin de hayır dualarının olduğuna inanıyorum. Bu yüzden milletimize her zaman vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. O sorumluluğu da yüreklerimizde, kalbimizin derinliklerinde taşıdığımızı paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bana hayır dualar neden milletimize, milletimizin kıymetli fertler neden bir kez daha şükranlarımı arz etmek istiyorum. Şunu ifade etmek isterim. Tokat tarihiyle, kültürüyle, insan yapısıyla, doğal güzellikleriyle hem Selçuklu döneminde, hem Osmanlı döneminde, hem Cumhuriyet döneminde önemli yeri olan, değer üreten, katma değer üreten ülkemizin kıymetli yerleşim yerlerinden birisi, insan yapısıyla kıymetli, hepsinden daha önemlisi. Bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü daha önce Vezir Köprü Kaymakamlığı yaptım, Mersuhan Kaymakamlığı yaptım. Orada ilk mesleğe orada kuşatmıştım, bu bölgeleri biliyorum. Ayrıca da çok kıymet verdim, sevdiğim, böyle çok rahat anlaştığım bir insan yapısı vardı. Bu da bana bir ayrıca özgüven verir. Bu yüzden bu bölge insanına karşı da ayrı bir sempatim olduğunu ifade etmek isterim. Az önce ifade ettiğim gibi Tokat ürettiği değerlerle memleketimize, milletimize renk katmıştır. Bu zamana kadar da Tokat'ta sonuçta buralar 1000 yıllık Müslüman Türk şehirleri ortalama. Buralarda bir sürü güzel eserler var. Bunlar bizim atalarımızdan miras aldığımız, gelecek kuşaklara, torunlarımıza devredeceğimiz yapılar. Bu vesileyle bu zamana kadar emeği geçenlere minnettar olduğumuzu, ölenleri rahmetle, şükranla anıyorum. Hizmet bitmez. Şu anda da çok güzel hizmetler devam ediyor, edecek de inşallah. Kalanlara da sağlık, başarı diliyorum. Bu vesileyle benden önceki görev yapan valimiz Sayın Ömer Toraman'a da
kıymetli emekleri için, emekli değerler için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bu bir bayrak yarışı. Emanet görevler, milletimizin bize emaneti. Bizim görevimiz nedir? Bayrağı alıp bir metre daha yükseğe, bir metre daha ileriye koyabilmek, götürebilmek. Çıtayı bir metre daha yükseğe koyabilmektir. Sonuçta hizmet bitmez. Amacımız nedir? Hep beraber, yılmadan, yılgınlık göstermeden, pes etmeden, aşkla, şevkle, sevgiyle, isteyerek, arzulayarak memlekete, millete hizmet edebilmek. Hepsinden önemlisi de benim temel amacım, gittiğim yerlerde kendime hep sorarım, ne yapacağız? Bir değer üretmemiz lazım. Ama değer kimle üreteceğiz? Herkesle beraber üreteceğiz. Bütün herkesin aklına, enerjisine, yeteneklerine, yetilerine, tecrübelerine hem saygım var, hem de ihtiyacımız var. Sonuçta memleketin ve milletin işi için herkese de eyvallahımız var. Olayla biz çünkü memleketimizin, milletimizin, devletimizin, dolayısıyla devletimizin gerçek sahibi olan milletimizin işini yaptığımız için onlara hizmet etmekten daha büyük, daha onurlu bir görev olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bunu da az önce ifade ettiğim gibi aşkla, sevgiyle, böyle merhametle, kucaklayarak, ekip çalışması şeklinde, adaletle bunları gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tekrar buraya kadar geldiğiniz hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah hepimize kolaylıklar versin. Bu ve buna benzer güzel etkinlikler de hep böyle ağız tadında olsun. Memleketimizin, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, yükselmesine, yücelmesine, daha çok birbirini sevmesine, sarmalamasına da sebebiyet versin diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Tokatlı hemşehrilerimize, Tokatlı kıymetli insanlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bismillah deyip başlıyoruz inşallah. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İşlerimiz bu anlamda önemli. İnşallah işlerimizi yaptıkça da yapılan işler hep beraberce Tokatlı hemşehrilerimize paylaşmak anlamında önemli görevleriniz olacak. Çok yakın mesaimiz olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.